yazdı. Manşet ya işte bir insan ne ederse kendine eder. Bugün az sonra sizlere Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili gelişmeleri anlatacağım. Ama işte günün sözü vardı ya bugün Puşkin söylemişti. Kendi geleceğinizi yazmak istiyorsanız kalemi başkalarının eline vermeyin diye. İşte bunlar maalesef kendi hayatlarını başkalarının eline veren insanlar. Siz ne zannediyorsunuz? Bu ikilinin, bu çiftin ve gözaltına alınanların bu parayı hak veya helal parayla mı kazandıklarını? Hayır. Hayır. Hiçbir şekilde bu şekilde helal bir şekilde, helal bir yolla kazanmadıklarını siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yani şu anda somut önümüzde belgeler yok ama biliyoruz yani olması mümkün değil diyorsunuz. Bakalım nerelere kadar uzanacak. Ve o bakalım nerelere kadar uzanacak sorusunun yanıtını vermeden önce son gelişmelere bakalım. Operasyon yapılıyor. İşte gece operasyonu yapılıyor. Bu sefer gözaltı yapıldı. Zaten bugün yarın kulağıma da gelmişti bir gözaltının olacağı şeklinde. Engin ve Dilan Polat'a yönelik polis Engin ve Dilan Polat'ı gözaltına aldı. Onunla birlikte Engin Polat'ın kardeşi, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğan mı? Öyle bir Sıla Doğu. Bu kişiler gözaltına alındı. Sadece onlar değil, 6 ayrı ilde 14 kişi gözaltına alındı. Büyük bir ihtimalle aile yakınları da vardır. Başka aile yakınları da vardır bunun içerisinde. Ve bunlar vatan emniyete götürüldüler. Tabii sağlık kontrollerinden geçecekler. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bunlarla ilgili gözaltı süresi var. 4 günlük gözaltı süresi var. Bu kadar çok iddianın olduğu bir yerde 4 günlük gözaltı süresi yetmez diye düşünüyorum ben. Mesleki tecrübemden dolayı bunu söylüyorum. Herhalde ek gözaltı süresi istenecektir diye de tahmin ediyorum. MASAK'ın raporu var. MASAK raporunda diyor ki 200 milyonluk ilk ulaşan bilgi, ilk gelen bilgi. Daha neler var bilmiyoruz. MASAK raporu bu. İddia o yönde. 200 milyon liralık hayali bir satışın yapıldığı. 200 milyon TL'lik bir hayali satışın olduğu. Bu sadece şu anda MASAK raporundan düşen etkileyici iddialardan bir tanesi. Ha, bunun gibi kaç tane iddia var? Bunun gibi kaç fatura var? Bunun gibi kaç para var? Bilmiyoruz. Bu tek şirkete mi ait? 15 şirkete mi ait? Bilmiyoruz. Vergi kanununa aykırılık, kara para aklama ve suç örgütü kurmak 3 ayrı suçtan bunlar yargılanacaklar veya iddianameleri bu yönde hazırlanacak. Önce iddianamenin hazırlanması ardından kabul edilmesi gerekiyor. Eğer kabul edilirse ki edileceği kuvvetle muhtemel bir suç örgütü kurmak ve yönetmek ki ben suç örgütü kurduklarını tahmin etmiyorum ama onun bir piyonu olduklarını düşünüyorum. Ardından çünkü bu paranın kaynağının yurt içi değil yurt dışından geldiğini de düşünenlerdenim. Ardından vergi kaçakçılığı ve kara para aklamak. Kara para aklamakta iş Gürcistan'a kadar gidecek. Arkasında da bir başka Türk'ün olabileceğini düşünüyorum. Bakın. Bir başka Türk'ün Galip Öztürk'ün işi geçiyor, onun bir adamının ismi geçiyor, başka başka isimler geçiyor orada. Gürcistan'a kadar uzanabileceğini düşünüyorum ki yani iddianın da ötesinde bu bilgiyi sizlerle paylaşayım. Bu para nerelerden kaynaklanıyor? Bu paranın içerisinde sahte bahis veya ne denir o? Sahte bahis mi deniyor ona veya yasa dışı, pardon, yasa dışı bahis. Efendime söyleyeyim uyuşturucu parası vesaire bunun gibi paraların bir şekilde kaydı kuydu olmayan paraların bu şekilde Türkiye'de aklandığı ve onlardan sadece biri aslında biliyor musunuz? Bu Dilan Polat ve Engin Polat. Yani onlar kullanılanlardan bir tanesi. Siz böyle şebekelerin, böyle çetelerin, böyle networklerin tek bir aile veya tek bir kişi üzerinden mi gideceğini düşünüyorsunuz? O kadar tonca para böyle sadece bu Polat çifti üzerinden aklanabilir mi? Hayır. Kim bilir daha ne tuttukları, ne müşterek çalıştıkları insanlar vardır. İşte gözaltı görüntüleri. Var mı ses Ahmet? Bir verebilir misin? Ses açabilir misin? Emniyetten bu şekilde. Müsaade edin, müsaade edin. Bir şey söylemek Tamam, istemez. tamam. Yola yola çıkar mı? Dilan Polat, Engin Polat. İşte bak İsmail Saymaz da ne demiş? Tweetinden almış. Polatların Çekmeköy'deki evine saat 01.18'de geldi. Bu arada Polatlar uyuyordu. Arama 2 saat sürdü. Evde bulunan Sıla Doğu da gözaltına alındı. Engin Polat kelepçe takılmamasını istedi. Ama
kelepçe takıldı. Plastik kelepçe kendisine takıldı. Biliyoruz zaten burada da vardır herhalde bir görüntüler. Bir kanıtları yok etmişsiniz. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Kanıtları yok etmiş. Evet. Yurt dışına. Kaçmaya hazırlık Murat Ağar elinde bir başka iddiası var. Onu da getirebilirsen sevinirim. Murat Ağar elinde diyor ki kaçma ihtimalinden dolayı bu şekilde bir gece yarısı operasyonu yapıldı. Çünkü adres değişikliği bildirmişler. Yeni adresler bildirmişler. Ve o adresler aslında boş. Boş adresler. Ve yani her şeyi ayarlamaya çalışıyorlar gibi. Ama iki gün önceki mesajlarına bakıyorsunuz. Allah bizi affetsin. Allah yolunda yeni bir yönelime yöneldik gibi. Tuhaf tuhaf. Garip açıklamaları da vardı. Murat Arel bu dosyayı özellikle inceleyeceğim dedi. Araştırmacı gazetecilikte de önemli bir kişi Murat Arel. Şöyle demiş Murat da, kayıtlı Mernis adreslerin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturumu olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş. Şimdi peki gece yarısı operasyonu bundan yapıldı. İyi de yani bu kadar ayyuka çıkmış bir durumda, gözlerin onlara da olduğu bir ortamda nasıl kaçacaklardı bunlar? İşte burada da olaya ne giriyor biliyor musunuz? Hala da bürokraside, hala da siyasette bu insanların tanıdıkları var. Hala da mafya içerisinde, çete içerisinde bu insanların tanıdıkları var. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda öyle bir pazarlığa girecekler ki polise. Belki ne isimler verecekler? Belki ne isimler? O verecekleri isimler belki de onları tehdit ediyor şu anda. Bak ismimi verirsen aileni yakarım, anneni babanı yakarım, seni yakarım, seni cezaevinde de yaşatmam. Yani o kadar zor durumdalar ki şu anda. Yani Dilan Polat ve Engin Polat çifti. Yani bir yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumu. İşte insan Hadi abi ne demiş ya? Hadi bakalım Hadi Özışık ne demiş bir bakalım. Dilan Polat övgüsü. Dilan Polat'ın verdiği vergi yaptığı hayrı neden hiç sorgulamıyorsun? Bırakın kadın hayatını yaşasın. Yeni mi atmış bunu Hadi abi? Yeni atmış. Yani şu anda tweet olmuş. Evet. Vergi ve şey diyor yani sen vergi kaçırabilirsin ama verdiği vergiye de şükret. Yani sen kara paradan para kazanabilirsin, aklayabilirsin ama vergi veriyorsun. O verginin bir kısmını da şey yapabilirsin. Söyleyiver kaçırabilirsin ama olsun. Sen hayır yapıyorsun, zekat veriyorsun. Bu daha önemli demeye getiriyor Hadi abi herhalde. Ahlaki olarak bakış açımız çok farklı. Yani kafa bu. Yani Hadi Özışık'ta da kafa bu maalesef. Ben bu kafayı reddediyorum. Bu bakış açısını da yani. Evet günah işle beş vakit namaz kıl tamam. Günahlar temizlensin. Veya güne işle işte hacca git. Tavafını et. Vazifeni yerine getir gel tamam. Ondan sonra medyada işte bir fotoğraf çekil, selfie yap, işte Allah de bilmem ne de günahların affedildi veya zekat ver, zekatımı veriyorum abi ben de, işi kurtar, öyle mi? Yok, bu ahlaksızlık, bu Allah'ı da kandırmak, bu insanı da kandırmak, bu rezalet, bu karaktersizlik, bu karaktersizlik. Ben böyle bir açıklamaya yani değer bile vermem, onu söyleyeyim, değer bile vermem. Peki geldik. Şimdi 200 milyonluk naylon fatura nedenlerden bir tanesi ki MASAK raporlarında başka şeylerin olduğu da söyleniyor. İki, nedenlerden bir tanesi kara paranın yurt dışından geldiği yönünde iddialar var. Adres olarak Gürcistan belirtiliyor. Oradaki bazı Türklerin ismi de geçiyor. Hatta çok daha büyük paralardan bahsediliyor. Aklama paralarından bahsediliyor. Üç, bu işin içerisinde aile bireyleri var. Hatta avukatın olduğu da avukatlarının olduğu da dile getiriliyor. 4. Bu işin tek Dilan Polat ve Engin Polat'la sınırlı kalmadığı, başka kişilere de uzanacağı ifade ediliyor. Ve en önemli sebeplerden bir tanesi de neden gözaltına alındı ki insan neden adresini değiştirebilir? Ve o adres neden boş olabilir? Bunun tek bir sebebi var. Şöyle iki sebebi var. İşte çok rahatsız ediliyoruz da ondan olabilir ama herkes evinizi, yurdunuzu, her yeri biliyor zaten. İkincisi de eğer kaçma gibi bir niyetiniz varsa yurt dışına o zaman bu insanları da yurt dışına öyle artık elini koluna sallaya sallaya gitmez. Kaçırtılabilirler.
konuşmaması için bu insanlar kaçırılabilir. Ha, bunun için de hala daha mafyanın içerisinde, çetelerin içerisinde, bürokrasinin içerisinde ve siyasetin içerisinde tanınmış olmaları gerekir veya tanıdıklarının olması gerekir. Bakın Süleyman Soylu hiç konuşmuyor ya bunlarla ilgili. Neden konuşmuyor? Kimse de Süleyman Soylu'nun ifadesine başvurmuyor. Yani beni ilgilendirmiyor milletvekili olup olması. Ama en azından bir ifadesine bir başvurun bakalım ya. Bunlar sizinle samimiyeti nedir? Bunlar sizden güç aldı mı, almadı mı? Veya Süleyman Bey, siz kendiniz bak kameraların önüne çıkın bir açıklama yapın. Ya ben bunlar işte sadece bir kere tartıştık veya bir kere tanıştık. Ne bileyim işte benden çok ufak bir şey istediler. Ben de onları hallettim o işi. Yani insanların kafasında soru işareti bırakıyorsunuz. Ya ve o soru işaretini gidermek için Süleyman Bey sizin de konuşmanız gerekiyor. Ve sanki şöyle bir hava var. Ha Süleyman Bey bunların palazlanmasına acaba destek mi oldu? Böyle de bir hava var. Bu havanın giderilmesi için kendinizin de kendinizi anlatmanız için bir fırsat Sayın Süleyman Soylu. Ve o fırsatı iyi değerlendirin. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Çıkın kamuoyu önünde açıklama yapın. Ve deyin ki veya yazılı bir açıklama yapın. Yani ben bu insanları tanımam. Tanırsam da şu şekilde tanırım. Geçmişte de şu kadarcık bir ilişkim vardı. Başka hiçbir şekilde kendilerine hiçbir konuda yardımcı olmadım. Ne diyecekleri, polise ne anlatacakları çok çok önemli. Orada bazı isimler geçti, geçiyor, geçmekte. O isimlere bir operasyon yapılacak mı, yapılmayacak mı? Onu da işte şu fotoğraf karesi bile yani insanın kafasında çok soru işareti yarattı. Ama konuşmayan bir Süleyman Soylu var. Konuşmuyor da, konuşur mu onu da bilmiyoruz. Dilan Polat ve Engin Polat olayı yeni bir olaya evrildi artık bu aşamadan sonra. Bir, nedir o olaylar? Hangi olaya evrildi diyecek olursanız. Bir, önümüzdeki süreçte neyin ne olduğunu, raporlarda neler yazılabildiğini bir göreceğiz zaten. Yani ne kadarlık bir büyüklükten bahsediyoruz, ne kadarlık bir vergi kaçakçılığından, ne kadarlık bir kara paradan, onun uzantılarının gittiği yer, ki bir takım iddia edilen isimler gündeme gelecek. Hem bürokraside gelebilir, hem siyasette gelebilir, hem mafyanın içerisinden gelebilir. Diğer önemli konu içeride polise verecekleri bilgi, polis ve savcıya verecekleri bilgi çok çok önemli. Ve orada acaba kimlerin ismi geçecek? O geçen isimler üzerine bir operasyon yapılacak mı, yapılmayacak mı? Süreçte geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştım. Başka sosyal medya fenomenlerinin de bu şekilde kıskaç altında olabileceği veya şu anda inceleme altında oldukları da kulağımıza gelmişti. Onu da sizlerle paylaşmıştım. Benzer operasyonlar farklı kimselere de yapılabilir. Bunların şöyle bir özelliği vardı. Bunlar kendi ayaklarına sıktılar. Kendi görgüsüzlükleri yüzünden veya ne bileyim kendi sonradan görmedikleri yüzünden bu şekilde kendilerini aslında bir şekilde ele verdi bu ikili. Saçma sapan Tabii canım işte yani bu görgüsüzlükleri kendilerini ele verdi Ahmet. Sosyal medyadaki hareketler, görüntüler, şaşalı yaşam ve işte bu kara para ve vergi kaçakçılığını ortaya çıkardı. Dün çok enteresandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir dizisi var. Şovda zannedersem. Aile dizisi. Orada bu konuya değinildi. Şey diyor işte bir Doğu Liz aksanıyla konuşuyor. Kıvanç Tatlıtuğ oğlum diyor yani. Siz neden diyor bu kadar diyor göz önünde duruyorsunuz ki diyor. Yani böyle diyor sosyal medyada da diyor kendinizi belli etmeyin. Ağlak ağlak fotoğraflar verin veya videolar çekin diyor. Bunlar da aksine şaşalı fotoğraflar verdiler. Dizilere bile konu oldu. Hatta Dilan Polat ismi bugün siyasete bile konu oldu. Meral Akşener grup toplantısında Dilan Polat ismini ağzına aldı. Yani çocuklarımızın Dilan Polat gibi insanlara özendiğini dile getirdi. Aslında çocuklarımızın onlara özenmemesi gerektiğini söylüyordu. Yani Dilan Polat ve Engin Polat, Polat ailesinin yaşadığı bu olay siyasetten ekonomiye ve sosyal yaşama kadar o kadar çok insanı etkiledi ki, o kadar çok hayatı etkiledi ve hayatımızın içinde ki artık bir sosyolojik bir konu haline geldi. Ve aslında şuna bakmak gerekiyor. Neden bu insanlar bu şekilde bir kolay para kazanma yöntemi içerisine girerler? Veya bu insanlara nasıl kanca atılıyor? Sosyolojik bir inceleme olabilir. Önümüzdeki süreçte belki bunların kitabını, hikayesini yazan insanlar da olacaktır. Ama tabii şu anda ortada bir gözaltı var sadece. Bir soruşturma var. Henüz daha iddianame hazırlanmadı. Çünkü polisteki ifadeleri daha henüz alınıyor.
Bu en azından bir 7-8 gün, belki 10 gün sürecek. Çünkü 14 kişiden bahsediyoruz. Ondan sonra savcı ifadesini alacak. Savcı en kısa zamanda elindeki delillerle ilgili delillerle karşılaştırıp bunlar hakkında iddianame hazırlayıp hazırlamayacağına bakacağız. Belki takipsizlik de verebilir ya da iddianame, ama bu kadar çok kamuoyu baskısı varken bunun bir iddianameyle sonuçlanacağını, bir yargılamayla sonuçlanacağını söyleyebiliriz. He, masumiyet karinesi var. Tabii ki yargılamanın sonrasında suçsuz da çıkabilirler. Suçlu da olabilir. Onu da zaman gösterecek bize. Süleyman Soylu konuşsun diyenler var. Evet, dizi izlemiyorum diyen var ama o dizinin o bölümünü izleyin. Sosyal medyada var. Çok izlendi. He. Dur bakayım, bu neydi? He, dün. Evet. Bu aile dizisinden sonra, dün oynanan bu aile dizisinden sonra Dilan Polat gözaltına alınmadan saatler önce de bu diziye atfen şunu yazdı. Yazık, 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 çok yazık, hem de hayatımızda dahil olmayan şeyler ile suçlanıp dizi çekiliyor. Allah bildiği gibi yapsın diye de cümlesini bunu yazdı. İki saat sonra da gözaltına alındı Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri, ailesinden fertler, 14 kişiden bahsediyoruz. Ve evet, gündem bu şekilde sizlerle paylaştık. Şöyle bir bakıyorum, Hamas, manşet. Ahmet, her şeye girmişiz, her şey var. Evet, uzun bir gündem oldu ama aşağı yukarı 1 saat 15 dakikada tamamladık. Peki ankete bakalım mı?